İlginç. Efendim ser sorularda yeni bir bölüm, yeni bir konu ve yeni bir konukla yeniden karşınızdayız. Bu akşamki konuğum, CV'si çok uzun. Ee, yani bir kısmını anlatmaya çalışacağım. Ee, lisans eğitimi İslam Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış. sonu yüksek lisansıyla başlayan Amerika'ya kadar uzanan, oradan yeniden Türkiye'ye dönen, burada araştırma görevliliği yapan, iletişim danışmanlığı, efendim söyleyeyim, e, araştırma merkezlerinin genel müdürlüğüne, e, vakıfların siyasal araştırma vakıflarının mütevelli heyeti üyeliği üyeliklerine ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem e, danışma heyetindeki isimler arasına ve son dönemde 2023 genel seçimleri sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne danışmanlık ve kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na danışmanlık diye geçiyor ama kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne danışmanlık verdiğini ifade ediyor. Uzanan bir serüven ve yaptığı araştırmalarla, tahlillerle siyasetçilere yön veren ve siyasetçilerin siyasete yön verdiği şeklinde profesyonel Hayatını çizen Sayın İbrahim Uslu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor İbrahim Uslu da denilebilir. Ama bu şeye az kalıyor gibi biraz. Serencağıma evet, biraz az doğru. kalıyor tamam, gibi. Doğru. Hiç zorun değil. Ya bu kadar zor olmadı mı ya? Bu kadar yüksek lisanslar, araştırmalar görebilecekleri. Şu ben eğitimciliği seviyordum. Daha doğrusu eğitim görmeyi seviyordum. Hatta şimdi siyasal bilgiler mezunu olunca doğrudan bürokrasiye gidersiniz. Benim bir tek bürok bürokrasiyi... Bürokrasi sınavı deneyimim bile yok. Ee, fakülte bitti ve ben bittikten birkaç ay sonra e, iktisat Fakültesinde yani siyasalda mezunum ama birkaç ay sonra iktisada asistan olarak girdim. Ee, memlekete gittim artık bütün eşyalarımı toplayıp getireceğim. Çünkü öğrenciyken işte yazın yazdıkları kışın kışlıkları alıp geliyorsunuz falan. Bütün eşyalarımı alıp artık tamamen İstanbul'a yerleşeceğim. Annem rahmetli sordu şimdi sen ne oldun diye. Anlattım ben. Durdu durdu. Yani hayat boyu öğrenci mi olacaksın dedi. Hiç öyle düşünmemiştim. Biraz düşündüm. Doğru söylüyorsun bir bacıdan öyle dedim. Usanmadın mı dedi. Yo ben memnunum da zaten doğduğumdan beri aşağı yukarı öğrencilik yapıyorum. Başka bir iş de yapmadım. Bildiğim işi yapacağım dedim falan. Dolayısıyla 2003'e kadar ben yani işte bastır doktora, araştırma görevliliği, öğretim üyeliği falan sonra 2003'te o dönemde şeyde üniversitelerin tadı tuzu kaçmıştı özellikle İstanbul Üniversitesi'nin. Kemal Alemdaroğlu rektörümüzdü. Ha, ha. Hakikaten üniversite o dönemde e çok, çok şeydi ciddi, artık yani üniversite olmaktan çıkmıştı. Evet. Ee, ve ben e, üniversiteyi bıraktım ve özel sektöre geçtim. Bugün bu bugündür de. Kimilerine göre liyakatin evet. işte şeyin e, en özgürlüklerin en fazla olduğu yıllar. Ben bu size e, bu programdaki tek soft ve yumuşak sorumlu. Malum programımızın adı sert sorular. Sizin için bazı sorular hazırladık. Ben aklımdan geçenleri, değerli ekibimizin sağ olsunlar, hazırladıklarını ve ekranı başında izleyenlerin program sırasında bize gönderdiklerini onların akından geçebilecekleri size yöneltmeye çalışacağım. Anam bazıları hoşunuza gitmeyecek. Ancak ben sizi açıklıkla ve açıklıkla cevap almaya çalışacağım. Eyvallah. Program öncesinde görüştüğümüz kadarıyla da zaten sorular açık bir insansınız. Bu anlamda bir zorluk çekeceğimizi zannetmiyorum. Sorun yok. Bir de ayrıca bu yoğun programınız arasında bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Ben davet için teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, hala danışman mısınız CHP'de? Değilim. Ee, şeyde yani kampanya başladıktan sonra ben işlevsiz kalmıştım. Çünkü reklam ajansı kampanyayı götürüyordu. Bizim o rutin toplantılarımız falan artık kampanya döneminde yapılamaz hale gelmişti. Nisan ayında ben Sayın Kılıçdaroğlu'na artık şey Mart ayı itibariyle bu ilişkiyi yani geriye dönük olarak profesyonel ilişkiyi bitirmek istiyorum sizinle dedim. Çünkü hak etmediğim parayı almak gayri ahlaki bir şey benim için şey sonra işte seçim gününe kadar yani 14 Mayıs'a kadar devam etmemi istediler. 14 Mayıs'a kadar işte yani işte bazen gidip sözlü olarak yazlı olarak falan görüşmeler falan ilettim. Dolayısıyla 13 Mayıs akşamı aslında aramızdaki profesyonel ilişki bitti. o günden sonra da zaman zaman ziyaretler yaptım, görüşmelerim oldu ama artık benim orada herhangi bir profesyonel ilişkim kalmadı bir daha yeniden çalışmak isterler mi falan onu bilmiyorum yani şey yani yeniden bir görüşme isteği olursa elbette ki değerlendirme. ama filan Sayın Kılıçlaroğlu günün, geçtiğimiz günlerde bütün danışmanların görevine son verdi. O furyayla değil yani daha değil, önce, değil. tabii tabii benim daha şey önce. çok öncesinde dedim ya ben bir de ben o kategoride değildim. Hı. İşte o yüzden ben profesyonel hani CHP ilişki dediniz? veriyorum. Şimdi o danışmanların tamamı genel başlık bir, bir siyasi pozisyon bir, bir siyasi pozisyon olarak danışmanlık var. Genel Başkan bir karar imzalayarak Falanca'yı işte şu konuda danışmanlığıma atadım şeklinde. Hatta bu geçenlerde haberler vardı. İşte Engin Özkoç da şu konuda atayacak bu teşkilat konusunda ama henüz kararını imzalamadı falan diye. Bir öyle danışmanlar vardır. Bir de bizimki gibi profesyonel destek alınan kuruluşlar vardır. Benim AK Parti ile çalışmam da yine bu şekilde profesyonel bir yani işti. Sayın da da çalıştınız. Ee, tabii uzun yıllar 15 yıla yakın e, hizmet sunduk. Ee, ama orada da yani mesela ne bileyim o dönemde de işte danışmanları vardı. Yalçın Akdoğan'ın pozisyonu vardı. Bir de bizim pozisyonumuz vardı. Biz onlardan farklıydık. Biz şirket olarak kestiğimiz fatura karşılığında hizmet sunan insanlardık. Bir de siyasi danışmanlar var. Ben ne AK Parti'de ne CHP'de o siyasi danışmanlar şeyinde olmadım. Yani kararname ile kararla göreve atanan, atamayla gelen bir insan olmadığım için atamayla da görevden alınmıyorum. Sonra aradığımızda bir sözleşme oluyor. O sözleşmeyi karşılıklı... Ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanının durduğu siyasal pozisyonla Sayın Kılıçdaroğlu'nun durduğu siyasal pozisyon Hı. ideolojik ve renk bakımından bile bambaşka. Doğru. Bu ee, savrulma çok şey afaki bir ifade olabilir ama akla başka bir tanım gelmiyor. Nasıl, nasıl gerçekleşti bu savrulma? Biraz kendiliğinden oldu. Ben savrulma olarak görmüyorum. Yani bir savrulan biri varsa ya da ben başından beri kendimi Parti'de çalıştığım zamanda da. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman milli görüşçü olmadım mesela. Hayatım boyunca kendimi hiçbir zaman milliyetçi olarak tanımlamadım. Liberal bir çizgideydim ben. Hatta bu şeyde 83 yılında siyasala başladım. O dönemde özel iktidara geldi. Ve o dönemde liberalizm bütün dünyada Hı. Türkiye'de yükseldi. Hı. Mehmet Barlas o dönemde şey liberal görüşleri savunuyor. Hı. Emin Çalışan da ona Liboş Mehmet Diyordu. Şimdi Türkiye'de iki tane liboş ünvanı olan insan vardı. Biri oydu bir de bizim arkadaşlar ben çok liberal bulurlardı bana liboş derlerdi. O yıllardan beri ben liberal bir insanım. Ama, Ama şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı'nda kesiştiğiniz çok fazla nokta vardı ve Sayın Kılıçdaroğlu ayrıştığınız çok daha fazla nokta vardı diye görüyorum. Şimdi uzlaşabildiğimiz noktalar benim profesyonel Profesyonel hizmet verdiğim insanlarda belli bir şey, vizyon birlikteliğinin ya da yaklaşım birlikteliğinin olması gerekiyor. O da ne? Bir, demokrasi. iki düşünceye saygı. Fikirle, özgürlüklerine saygı. Şimdi o çizgi oldukça ben merkezle çalışabilirim. Önemli olan benim fikirlerime, düşüncelerime açık olunması ve bunun şey kıymetli görülmesi. AK Parti ile çok uzun yıllar çok mutlu çalıştım. Niye ayrıldık? Aslında kimse bana sen ayrıl git artık burada çalışma demedi ya da ben istifa ediyorum demedim. 2015 yılında bu AK Parti içerisinde bir gerilim yaşandı biliyorsunuz. Davutoğlu'na karşı bir girişim başlatıldı. Bir kongre sürecine zorlandı ve istifa etti Davutoğlu bunun son neticesinde. O dönemden sonra o günlerde ben artık AK Parti'nin bu yeni girdiği mecra içerisinde katkı veremeyeceğimi düşündüm. Ve Sayın Davutoğlu ayır bıraktıktan sonra bir daha ben hiç gitmedim AK Parti'ye. AK Parti de beni aramadı. Zaten aramızda bir sözleşme falan da yoktu. Yazarı hiçbir şey yoktu. Karşılıklı üyene dayalı olarak o hizmeti sunuyorduk. Bir kısmı gönüllüydü. Yani o strateji grubu üyeseydim ben. O tamamen gönüllü bir işti. Başından beri öyledir. Şimdi o strateji grubundaki insanların hepsi gönüllü çalışıyor. Bir de araştırma yaptığımızda faturamızı yollardık. Onlar da öderlerdi. Sen Kılıçdalı'yla ayrıştığınız çok Do noktalar var. Hatta siz... Danışmanlık verdiğiniz haberi e, dolaşıma girdiğinde eski tweetleriniz e, haberleri konu olmuş. HSYK'dan sonra Kılıçdaroğlu polislere de sahip çıktı. Yakında CHP Genel Merkezi yemekhanesinde maklube servis ederse hiç şaşmam gibi. Tabii tabii yani o burada, dönemde eleştirdim yani. E, bir şey. Yo bu Terör ne? ve iltisaktan bahsediyorsunuz. FETÖ'den bahsediyorsunuz. Tabii, tabii. Kılıçdaroğlu kaset olayının aydınlatılmasına katkı vermeyerek Hı. komplosun parçası olduğuna dair şüpheleri pekiştiriyor tipik CHP yine bir çuval inciri berbat ediyor Kılıçdaroğlu göndermeyince ne elde edeceksiniz? Bu şeyde ee, yeni kapı mitingine göndermemek için uğraşıyorlardı. Hı hı. Ee, onu eleştirmiştim. Evet yani ben o bugün de hala bunları şey olsa aynı eleştirileri yaparım. Şimdi CHP dedim ya merkeze maklube servis edildiğini düşünüyor musunuz? E vazgeçtiler ama bir süre sonra şeye o dönemde o şey ilk başlarda yani o şey o 17-25 aralıktan sonra bir dönem işte zaman gazetesi vesaireye falan destekler verdiler hatırlayın. Fakat sonrasında benim gördüğüm mesele iyice netleştikçe bunun sadece şeyin yani hükümetin namuslu polislere ve yargıçlara ya da savcılara karşı giriştiği falan bir iş olmadığını anladıktan sonra tabii onlar da pozisyonlarını oldu. değiştirdiler. Yani ve şey mesela 15 Temmuz'dan sonra kontrollü darbe, tiyatro söylemleri bu değişim söylemini ne kadar destekliyor? Şimdi e, yahut tüm e, görevlerini iade edeceğiz. Yok, tüm KHK'lılar demediler. Yani Kılıçdaki şey ifade Yok var. yok, tüm KHK'lılar demedi. Şimdi iki şey bir şey açıklamama izin verin. Birincisi bu 15 Temmuz'la ilgili hikaye. Şimdi orada başta biliyorsunuz o darbenin gecesinde de Özgür Özel'in kürste yaptığı konuşma var. CHP milletvekilleri orada ve CHP milli iradeye sahip çıktı. Yeni kapı ruhu oluştu. o Hatta Taksim'de hükümet izin verdi 15 Temmuz girişimini protesto eden bir miting yapıldı. Ben o mitingi de desteklemiştim mesela. Tweetleri bakan arkadaşlar onu atlamışlar. şey demiştim. Yani kimin yaptığı önemli değil. Neye karşı yapıldı önemli. İstanbul'da olsaydım ben Taksim'deki mitinge giderim diye tweet'im de var. Sonra yeni kapıya gitmesin falan şeklinde parti içerisinde itirazlar yükselince bu sefer o tweet'i attım. Ama sonunda Aklı Selim Galip geldi ve yeni kapıya geldi Sayın Kılıçdaroğlu hatırlayacaksanız. Fakat bu 15 Temmuz şey bu araştırma komisyonu ya da soruşturma komisyonu hangisi de hatırlamıyorum. Oraya esas ilgililerin gelip şey bilgi vermemesi üzerine bu yeni kapı ruhu bozuldu. Yani Genelkurmay işte genel kurmay başkanı, müsteşarı falan o dönemde geldi. Gelmediler yok. Ya da geldik diyecek. Geldi. Şey, benim hatırladığım pek. Sayın tek, Akar Ef e, Genel Komuşa Başkanıydı o dönemde. Evkan hala gitti. Onun dışındakiler gitti mi tam hatırlamıyorum fakat. Sayın Fidan fakat, dahil gitti diyebiliyorum ben. Pardon. Sayın Fidan yazılı olarak gönderdi cevabını. Ama bir şey yoktu. Sorulara yanıtlar çok şey müpem yanıtlardı vesaire falan. Yani benim gördüğüm orada şey film orada koptu. Ondan sonra da CHP sonra bir paragraf ekledi. Bilmem ne oldu. O rapor hala açıklanmadı vesaire falan. Şimdi o dönemde her iki tarafında o yeni kapı ruhunun devam etmemesi e, benim gördüğüm hem hükümetin vebali var orada, muhalefetin de vebali var. E, bir de, keşke o şey devam de etseydi. En kanlı bir terör Efendim? örgütünün düzenlemeye çalıştığı darbenin e, lanetlenmesi gerekmez mi? Yani bunun kontrollü darbe söylemiyle daha böyle magazinel hale getirilmesi veya etkisinin azaltılması e, çok doğru bir yaklaşım gibi değil gibi duruyor. Ya ben ben mesela bunu demiyorum. Bence bir darbeydi. Ama o darbeyle ilgili biz her şeyi bilmiyoruz. Biliyor muyuz diye sorarsanız hayır bilmiyoruz. Şimdi orada da şeyler var. Soru işaretler var. Yani şimdi Binali Yıldırım'ın MİT müsteşarı bana bilgi vermedi falan şeklindeki serzenişini kameraların önünde yaptığını unutmayın yani. Ya da sayın Cumhurbaşkanının Şeyden, Tarihi pek çok olayda. da noktalar var yani bu Sakarya Meydan muharebesine o, kadar gider yani. Hayır öyle değil öyle değil. Yani o gün neler olduğunu birilerinin bu topluma anlatması gerekiyordu bu topluma herkesin borcu var. Peki bu iş, şeyin sonu bu uh, soru işaretlerinin sonu uh, askeri öğrencilerden bir tanesini işte dışarı çıkarmak için kampanyaya destek verip sonra o kişinin ee, Yunanistan'a iltica etmesiyle tamamlandığı bu çerçevede Sayın Kılıçdaroğlu o aileye hala destek vermesini meşru kılar mı? Biliyorsunuz bir tanesi yep. e, Taha'ydı galiba ismi. Ee, annesinin de düzenlediği kampanyalar sonucu Sayın Hı -hı. Kılıçdaroğlu da destek verdi. Bir şekilde serbest kaldı. Nasıl oldu bilmiyorum. Ve şu an Yunanistan'da. iltica etti. Şimdi... Ve Onu geçtiğimiz bırakın. günlerde belçika'da düzenlenen FETÖ'cülerin katıldığı... Darbenin beyninin kimse nasıl serbest kaldı? Evet, bunlar da ilginç şimdi soru işaretleri. Çok ilginç. Yani. yani şimdi orada çok soru işareti var. Şimdi birinin. Ama bu, bu soru işaretleri işte bu magazine hale getirmek için daha ne? sebeple. Şimdi hem dallına hem mıhına. iğneyi kendinize çoğalttı başkasına. Şimdi e, biz hala bir sürü insanın elini kolunu sallayarak nasıl kaçtığını bilmiyoruz. Bu topluma bu ülkeyi yönetenlerin ve bu bilgiye sahip olanların bir açıklama borcu var. Bu ülke, bu insanlar sokaklarda kanlarını döktüler. Şimdi dile kolay bir şey. O gece hepimiz yaşıyoruz. Bir şey, ee, şey, yani binlercesi yaralandı. O korkunç bir travmaydı. Şey, herkes sokağa çıktı. Evet. Ee, günlerce biz bir ay boyunca neredeyse hep sokaktaydık. Evet. Şimdi dolayısıyla bu ülkeye bu insanların borcu var ve birinin o gece neler olup bittiğini e, bütün detaylarıyla evet. iyi anlatması evet. iyi, Son lazım. Son dakikaları girmeden, birkaç konu daha açmadan bu evet. kısmı bitirmek istemiyorum. Şu ama biz evet. hala şimdi Buyurun. bugün biz bile biz bir sürü sorunun yanıtını bilmiyorsak bence birileri bize borcunu ödemedi. Yani bu ülkeye borcunu ödemedi. O yüzden bu tür tartışmaların bitmesinin bir tek yolu var. O darbede neler olduğunu, o gece neler olduğunu, işte birilerinin nasıl kaçtığını falan filan, bütün detayla birini anlatması lazım bu hikayeyi. Başbakanın ben niye bilmediyse mesela, her şeyi bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla iyi bir insan. Ben, ben bu kamusal sözü, bir insan değilim. Aa, Bakın, ikisi arasında hale getirme işlemi midir? Çok çok yanlış bir mantık bu. Ben kamusal bir figür, ben kamusal bir figür olabilirim ama hiçbir kamu görevim yok. Pro, kendi işini yapan profesyonel bir insanım zaman zaman yazarım, zaman zaman ekranlarda konuşurum. O yüzden kamunun ilgisini çekiyorum. Bu başka bir şey ama başbakanın çıkıp MİT ile ilgili söyledikleri. Edebiliriz. Şu say iki, iki konu daha açmak istiyorum Hı. müsaadenizle. Siz bu süreçte 23, 2023-14 Mayıs seçimleri sürecinde Millet İttifakı'nın politikalarının belirlenmesinde bazı fikirler sununuz. Buna ne kadar uygulan, ne kadar uygulanmadı elbette ki bilmiyorum. Hı. Fakat sizin yapalım diye pozitif sonuç elde etmeyi planladığınız ancak uygulanmayan fikirleriniz var mıydı? Bir. iki yani Nerede hata yapıldı da Millet İttifakı bu seçimi kaybetti. Çünkü yaptığınız açıklamalarda hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ...bir ila 2 puan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın önde olduğunu ifade ediyorsunuz. Ancak sonuç öyle çıkmadı. Ve Sayın Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında, bir yayına katıldı zaten şu ana kadar danışmanların kendisinin yanılttığını anket şirketlerin kendisinin yanılttığını söyledi. O yanıltanlar arasında mıydınız? Ben anket yapmadım CHP. hiç. O yüzden zaten araştırma şirketini 2019'da ortalama devrettim ve 2019'dan bu tarafa araştırma yapmıyorum ama yapılan araştırmaları görüyorum. Bir aylık rapor var. İsmini söylemeyeyim şimdi. Ticari bir ürün olduğu için. Onun da yayın kurulundayım. Akademik kurulundayım daha doğrusu. Dolayısıyla oraya ben işte sorular, yorumlar vesaireyle ilgili katkı verip karşılığında da e, abone olmadan ı, sağlıklı verilere ulaşıyorum. Yani araştırmayla bağım o seviyede. Ama bir araştırma yapmadım. Dolayısıyla CHP çok sayıda kuruluştan araştırma aldı. İçlerinde en kötü tahminleri biz yapıyorduk. Benim e, şeyde e, bir puan falan demedim. Şimdi e, şeye kadar Temmuz 2022'ye kadar hı hı. Temmuz 2022'de tablo şuydu. E, Sayın Erdoğan oy veririm diyenler %35'ti. Hı hı. E, vermem diyenler 65'ti doğal olarak. AK Parti'nin oyu e, şey e, 35'in altına inmişti. 32, 33 falan oralarda dolaşıyordu. 4 Mayıs 2023'te e, Sayın Kılıçdaroğlu başından beri önde gidiyor. 1 1,5 puan hep önde. Doğru doğru doğru, doğru. Ee... anlatıyorum. Hı -hı. Anlatıyorum da 35 dedim ya da yani bir o 35'te gerisi kaç? Yani anlatabildim Hı -hı. mi? Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu 50'nin üzerinde birinci turda. Ama ne zaman bu? 1 Temmuz 2022'den bahsediyorum. Ee, Cumhur Millet İttifakı toplamda 45-47 aralığında, Cumhur İttifakı toplamda 40'ın altında, 38'ler civarında, geri kalan da diğer şeylerin, yani HDP ve diğer partilerin şey. Fakat şimdi ben bunu söyleyince sanki seçmen statik, hiç kıpırdamıyor, yerinde çakılı duruyor. Yani bunu söylediğimle seçim arasında kaç ay geçmiş? Yani parmaklarınızla hesaplayın. Temmuz, 1 Temmuz, Mayıs anlatabildim evet. mi? 10 ay. Şimdi e, dolayısıyla seçmen sürekli hareket etti. süre Seçmenin sürekli hareket etmesine neden olan büyük travmatik olaylar yaşandı. Ya da büyük siyasal hatalar yapıldı. E, neydi? Mesela bir taraftan hükümet tabloyu gördü ve müthiş bir icat yaptı. Neydi o icat? Cumhuriyet tarihinde ilk kez asgari ücreti Temmuz ayında güncelledi. Arkasından sosyal konut projesi, arkasından EYT, arkasından 3600 ek gösterge falan gibi seçmen memnuniyetini hedef alan işler yapmaya başladı. Peki bu arada muhalefet ne yaptı? Mesela itiraz ettiğim ve işte uygulanmayan şeylerin birkaçı. Bir mesela başörtü konusuna girdi Sayın Kılıçdaroğlu. Bence hataydı. Niye? Çünkü ben 2020'de 2020'nin sonunda e CHP ile çalışmaya başladım. İlk söylediğim şeylerden biri şuydu. CHP siyasal kimlik üzerinden siyaset yapıyor. Ama o siyasal kimliğin bir sosyolojik sınırları var ve %20-25 aralığını aşamıyor. Dolayısıyla %20-25 aralığını aşmak istediği istiyorsanız siyasal kimlik üzerinden siyaset yapmaktan vazgeçmeniz lazım. Peki ne yapacağız diye sorulduğunda sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapacaksınız. Neyi kastediyorum? Şunu mesela işte ey muhafazakarlar dediğinizde CHP'den geliyorsa bu ses dönüp bakmıyor. Fakat ey asgari ücretler dediğinizde efendim diyor. Niye? Çünkü o ideoloji nötr bir evet. kimlik. Hepimizin aslında birden fazla kimliği var. Ee, ey basın mensupları dediğinde siz efendim dersiniz. Evet. Ee, ama işte ey muhafazakarlar dediğinde kimin dediğine dönüp bakar, ona göre reaksiyon verirsiniz. Bunu CHP uzun zaman yaptı ve geniş kitlelerle temas kurması o süreç içerisinde gerçekleşti. Ee, yani işte tır şoförlerinden Balıkçılardan, çiftçilerden, apartman hizmetlerine varıncaya kadar çeşitli toplum kesimleriyle Sayın Kılıçdaroğlu buluştu. İlk kez toplum CHP'yi tanımaya başladı. Keza Aslında muhtarlar. Toplum, muht çok çok insanla yani. Onlara, her meslek grubuyla, her sosyal grupla. Onlara Tanımın da yardımcı kişi. vaadinde bulundu. Tabii tabii Daha öyle. Mi? Aslında her buluştuğu şeye, meslek örgütüne, sosyal gruba yönelik vaatleri vardı. Siz yasal araştırmacısınız. Sayın Kılıçdaroğlu'na her muhtarı yardımcı atacağım sözünün pozitif bir dönüşü oldu mu? vaadinin. Şimdi tek başına tek bir vaat hiçbir zaman geri dönüş alamıyor. Bir paketin içerisinde bunlar anlamlı. Siz seçmen. gerçekçi buldunuz mu bu İşe Yapın... yarayacağını düşündünüz mü? Ee, bana soracak olursanız çok fazla işe yaramazdı. Çünkü muhtarların sayısı belli. Yani o hesabı yapacak olursanız Türkiye'de kaç tane muhtar var? O muhtarlar yüzde kaça tekabül ediyor? Virgülden sonra ihmal edilebilir bir büyüklük. Ele araştırmacı olunca o virgülden sonraki değerlere bakmıyorsunuz bile. Ee, ama bu şu işe yarıyordu. Biz her toplum kesimini bir bir kere biliyoruz, anlıyoruz ve sizlerin dertlerini çözmek için bir çabamız var mesajını veriyordu. Bu bir parti olan ilginin artmasına şey fayda sağlar elbette ki. Yoksa badi duydum hemen oy veriyorum. Şimdi ticaret yapmıyorsunuz siyasette evet. ama karşınızda bir total etki bırakıyorsunuz. Zaten bu şeyin bu bazı vaatler çok etkili olabilecek vaatlerin etkili olmamasının nedeni de bu. Total etki yeterli değilse spesifik olarak bir vaatle de kandıramıyorsunuz zaman. Ya da ikna edemiyorsunuz yani. efendim. Bar şey barajını, e, inandırıcılık barajını bir türlü aştıramıyor. Reklam arasında gitmem gerekiyor. Tabii, tabii, buyurun, Sözünüz buyurun. biraz uzayacak o yüzden bölmeyeyim. Tamam. İkinci yarıda tamam. devam tamam. edelim. Seve, seve. Sayın İbrahim Usluyla e, kaldığımız yerden kısa bir aranın ardından devam edeceğiz. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir. bayağı bir program yapmışız. ya. Yani. Evet. Alıcı gözüyle baktım buna. Siz de tansiyonu bu kadar yükseltemedik yalnız. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ikinci yarıya kısmet artık. Efendim Sayın İbrahim Usu'yla devam ediyoruz. Ee, şu ikinci yarıya geçmeden önce bu bizim ser sorular defterimiz malum geleneksel olarak bir başka konuğa ser soru bırakmasını istiyoruz. Konuğumuzdan efendim sorunuz bizde mahfuz alma ka kaydıyla karşımıza gelince kendisi bunu deşifre ediyoruz. Kime bıraktığınızı rica edeceğim sizden? Sersiz. O dönemdeki YÖK Başkanı kimse. Çünkü değişiyor. Evet. YÖK Başkanı. Sorunun e, muhatabı olduğu evet. tarihteki YÖK Başkanı. Hayır. Sonunda YÖK'ün yapması gereken bir işle ilgili bir soru sorduğum hmm. için. O günden kim, bugüne kim bütün gelirse. YÖK Başkanları Anladım. aslında bu sorunun muhatabı. muhatabı. Bugünden sonraki YÖK Başkanları da bu sorunun muhatabı olacak. Dolayısıyla hangisini yakalarsanız. Bir YÖK Başkanlığı bulduğunuzda ya da işte e, YÖK'ten yetkili biri de olabilir aslında. Bu soruyu yöneltebilirseniz evet, sevinirim. Girişte çok akademik böyle serencam serencam konusunda geniş geniş yer verdim. Soru da böyle akademi dünyasını ilgilendiren aslında hepimizi ilgilendiren bir yönden gelince e, çok da şaşırmadım açıkçası. E, şu, e, nerede hata yaptığı sormuştum size. Millet İttifakı. E, şimdi onları söylüyordum. Şimdi e, Temmuz ayında Muhalefetin lehine bir tablo vardı. İktidarın lehine bir tablo vardı. AK Parti bunu gördü ve kendince doğru adımlar atmaya başladı. Evet. Muhalefet o arada ne yaptı? Muhalefetin birkaç şey yaptı. Bir başörtü meselesine girmesi. Niye başörtü meselesi yanlıştı? Çünkü siyasal kimlik üzerinden bir tartışmadan uzak durması gerekirken siyasal kimlik alanına girdi. Ben ona itiraz etmiştim mesela. İkincisi bu yurt dışı seyahatleri. O dönemde bağlamı yoktu, anlamı yoktu ve çok eleştirildi. Amerika, İngiltere ve Almanya seyahatleri. Bu arada kamuoyunun önünde, televizyon kameraların önünde e, muhalefetin birbiriyle tartışmaya başlası, başlaması. Evet. İyi Parti ve CHP tarafından gelen açıklamaları kastediyorum. Ee, bunun gibi arka arkaya e, bir dizi hata yapıldı. Bir, bir başka hata bence bu 5 yardımcılı Cumhurbaşkanlığı modeli. Sen Kılıçdaroğlu Amerika'ya niye gitti? Yani gerekçesini kendisi açıkladı. Şimdi bir... İki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Bir gidiş gerekçesi var. Evet yani işte o MIT'yi tamam. ziyaret etti. İşte bilim, teknoloji, inovasyon o konulara dikkat çekmek istedi. MIT'de Ama, ziyaret ettiği isimler muhtemelen sizden daha az akademik kariyere sahip. Yani Türkiye'ye getirdiğiniz zaman da çok böyle heyetin karşılamayacağı isimler. Türkiye'nin ana muhalefet partisi lideri niye kalkıp giderde? Bence de kötü orada bir fikirdi zaten. Yani dedim ya hani ben iyi fikir olduğunu fotoğraf düşünmüyorum. O taraf verdi, geldi yani. İyi fikir olduğunu düşünmüyorum. Ve siyasal sonuçları itibariyle de şimdi belki ki orada çok güzel görüşmeler bile yapıyor olsanız o konjonktürde bu ziyareti yaptığınızda bunun nasıl yorumlanacağı özellikle rakipleriniz tarafından nasıl şey bunun değerlendirileceği çok belliydi. Benim gördüğüm işte bu mesela iyi diye düşünülmeyen bir şeydi. Bunun gibi arka arkaya bir sürü yapıldı. Ee, yine önemli hatalardan biri 5 yardımcılı cumhurbaşkanlığı modeliydi. Ee, seçmen anlamadı onu. Samimi olarak anlamadı. Bu soru soruldu. Ee, açıklarken daha fazla kafa karışıklığına neden olundu. Farklı genel başkanlardan farklı açıklamalar geldi. Şimdi seçmen çünkü zaten ilk kez, siyasal tarihte ilk kez denenen bir model deniyorsunuz. Ee, ve o kafasını karıştırmamanız gerekiyor. Ama siz... Yaptığı attığınız bazı adımlarla seçmenin kafasını biraz daha karıştırdığınızda o zaman tereddütlerini arttırırsınız ve tereddütlü bir seçmenin oyunu almak da o kadar kolay iş olmayabilir. Nitekim öyle oldu. Bu 5'e daha sonra 2 daha eklendi. 7 evet. yardımcılı bir model. Şimdi Artı bizim, bir de bakan eklendi sonra İçişleri Bakanı. Ümit Özdağ. Efendim? Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olarak eklendi. O şey çok, o çok etkisi olmadı. Çok kısa Hı -hı. sürdüğü için esas bu 5 sonra 2 daha eklendi. 7 yardımcıyla nasıl olacak? Şimdi bir, yani bir tarafta tek başına kararlar alan güçlü karizmatik bir lider var. Öte yandan 7 kişilik hatta toplamda 8 kişilik bir konsey gibi. Seçmen bunu anlamakta zorlandı. Yani Türkiye'de ne bileyim yani Komünist Parti'nin işte şey üst yönetimi vesairesi olurdu, politbürosu olurdu ya da bazı ülkelerde böyle şeyin bürokrat şeyin liderin etrafında bir nomenklatura oluşur falan. Şimdi bunlar bizim kültürümüzün, siyasal kültürümüzün ve seçmenin alışkın olduğu şeyler değil. Şimdi bu tür hatalar yapıldı. Peki, Ocak ayına şey gelindiğinde yönetilebilir miydi Türkiye? Denemeden bilemeyiz. Yönetilebilir de. Çok oradan bir demokratik kültür de çıkabilirdi. Ama bu önemli olan o kısmı o değil. Önemli olan seçmenin buna ikna olup olmayacağı. Bunu <laughs> güvenilir bulup bulmayacağı. Çünkü Peki, güvenilir bulmadı. Bir açıklamanızı destekliyorsunuz bunu. Diyorsunuz ki ya belediye başkanların da mesela ıı, var çok sayıda belediye diyor ki, başkanları. Benim gördüğüm var. kadarıyla her birine belli görev alanları verilecek. O görev alanlarındaki süreçleri onlar takip edecekler. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı daha çok vakit alacak yani bütün işi Cumhurbaşkanı yapsın şeklinde bir yaklaşım yok masanın. Ben bunun mümkün olacağını düşünüyorum. Çünkü aslında bizim sistemimizde bu var. Bakan yardımcıları var, belediye başkanı yardımcıları var. Özellikle büyük belediyelerde 5-6 tane başkan yardımcısı oluyor. Birine imar veriyor, diğerine temizliği veriyor. Dolayısıyla yönetmek açısından büyük bir kolaylık sağlanıyor. İfadesini kullanmışsınız. Desen Doğru. Yani şey sistem. bu, mümkün. diye yani şimdi aslında genel başkanlar da öyle. Her bir genel başkanın 15, 17, 20 falan civarında yardımcısı var. Şimdi sistemimizde hiç yok değil. Fakat Cumhurbaşkanlığı seviyesinde tabii bu yok yani. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı tek yardımcı atayınca kendine. Bunun seçmene anlatılabilmesi gerekiyordu. Anlatmayı denediklerinde bunu mesela böyle şu şekilde anlatmadılar. Komisyon olacak, onların imzaları olacak. Hatta şey bizim onayımız olmadan hiçbir şey olmayacak falan şeklinde açıklamalar geldi. Şimdi öyle açıklamalar gelince bu seçmenin kafasını karıştırır mesela. Böyle anlatan hiçbir şey çıkmadı. <laughs> evet sizin gibi anlatmadılar Benim, ama şu. Yani, meselesi... Yoksa her genel başkanın zaten şey 15, 12, 17, 18 civarında şu an AK Parti'de 15'in üzerinde bildiğim kadarıyla genel başkan yardımcısı var. Ama Cumhurbaşkanı öyle. yardımcısı bir tane var. Cumhurbaşkanı yardımcısı bir tane. Şimdi yani. hani sistemde hiç olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Çok yardımcılılık belli pozisyonlar için geçerli. Fakat bunun seçmen anlatılması ve ikna edilmesi tamam, gerekiyordu. Ama bunu anlatamazsanız... Cevdet Yılmaz'ın Sayın cumhurbaşkanı veto etme etkisi yok. Benim imzam olarak karar alabilirsin. Tabii tabii. tabii. O, A, öyle bir yani, yani öyle şu... bir şey yok. Anlamak için soruyorum. Bir... Parti şey Partilerin, Genel Başkan Yardımcılarının da böyle bir yetkisi, yetkisi yok. yok. Yani Ben mesela bu ilk söylendiğinde böyle bir şey olacağını varsayarak ben bu şekilde bunu açıklamaya çalıştım. Hı -hı. Fakat şu sonrasında bir şeyden, kuruldan, heyetten falan bahsedilmeye başlayınca... Ama bir bu açıklama yok. yaptığınız saat 12 Mart 2023. Zaten o tarihlerde bu şey çıkmıştı. Çok yardımcı. O işte açıklandığı şey model. Hı -hı. E, o zamana kadar bu şey... Ne zaman ilk açıkladı hatırlamıyorum tam olarak çok fakat açıklandı. Sonrasında, yo, yo, Depremden çok... önceydi işte. Cumhurbaşkanı yardımcıları. Tabii. Tam tarihini hatırlamıyorum. Şimdi ne desem ya şey olur. Yani yalan olur. T tarihini hatırlamak. Depremden da... önce Cumhurbaşkanı yardımcıları açıklandı. Hı -hı. Sayın Davutoğlu hatta çıktı dedi ki kriz çıkar dedi. Evet. Sonra araya bir deprem girdi. O gündemin ardından 6 Mart tarihiydi galiba. Sayın Akşener masadan kalktı. Sonra o -6 Cumhurbaşkanı 6 Mart, yardımcılarına iki daha i̇ki eklendi sizin yaptığınız açıklama bunlardan çok sonra. Dolayısıyla tablo netleşmişti. Şunu soruyorum. 14 Mayıs ve 28 Mayıs genel seçimlerinin ardından muhalif blokta da çok büyük bir dağınıklık görüyoruz. Birbirlerine böyle satışmalar da var ara ara. Hatta en son bir Cumhuriyet Halk Partili siyasal dolandırıcılık davası açtı DEVA Partilileri falan. Ee, ve o her hafta neredeyse bir araya toplanan, işte yemekler yiyen genel başkanların bir arada hiç hiçbir yerde görmedik. Sayın Akşener hiçbir açıklama yapmadı. Gerçi bu hafta sonu konuşacak. Onu da ayrıca soracağım size. Hı hı. Ee, bu kadar e, dağınık ve ayrı tellerden çalmaya başlayan mesela İyi Parti meclisteki komisyon e, oylamalarında AK Parti'nin adaylarını destekledi. Şimdiden mesela ortak bir duruş sergileyemediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını Zaten destek vermediler. Zaten meclis başkanı adayı çıkaramadıkları an birçok sayıda şey mesafeler yani, verdiler seçmene. Evet. Dolayısıyla bu kadar ayrık şu anda bile ayrık pozisyon sergileyen bu yapının 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı işte sıralı imzalar efendim veto etkisiyle Türkiye'yi yönetebileceğine hala inanıyor musunuz? Şimdi belli ilişkiler belli bağlamlarda yürümek zorunda kalabiliyor. Bu masanın kuruluyor olması böyle bir mecburiyetin sonucuydu. Bu liderler birbirlerini çok sevdikleri için ayrı yol yürümek istemedikleri hiç bir araya gelmediler ki herkes de Cumhur İttifakı da öyle. Yani Cumhur İttifakı'na üye partilerin geçmişte birbirleriyle ilgili neler söylediklerini biliyoruz ya. Evet. Niye peki bu? Çünkü biz siyasi zorunluluktan çıktı. Bir, anayasadan kaynaklanan bir zorunluluk var. %50 artı bir. Siyasi aritmetik bunu zorluyor. Parlamentoda 300 artı 1'i bulacaksınız, %50 artı 1'i bulacaksınız falan. Öyle olunca partiler bir araya geldi. Yani AK Parti, şeyde son anda yeniden refah ittifaka dahil etmeyi başardı. Arkasından birinci tur, ikinci tur arasında biliyorsunuz her iki ittifakta şey transferler yaptılar. Biri Sinan Oğan'ı, öbürü Ümit Özdağ'ı transfer etti falan. Niye bunlar Siyasal yapıldı? birliktelik başka bir şey. Sayın Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı veto etme veya işte imza atmazsam karar veremezsin gibi bir protokol olmadı lan. Ben yürütme açısından söylüyorum. Şimdi Yürütme açısından hem Türkiye'nin siyasal geleneği hem seçmen yaklaşımı hem de yani bizim demokrasi tarihimizde aslında bu tarz koalisyonlar hep kriz anlamına geliyor ki seçmenin yaklaşımı da böyle oluyor. Hayır o, o, o bir bence şey yanlış bir değerlendirme. Niye çünkü bilimsel çalışmalar var. Yani koalisyon dönemlerindeki bu şey ekonomik göstergelerle oradaki büyüme rakamları, istihdam rakamları vesaireler falan tek parti dönemleri gerisinde değil. Hatta bazı dönemlerde koalisyon hükümetleri daha başarılı olmuş. Şimdi ama uzun ömürlü olamamış, evet, bir ortalama ömürleri kısa falan. Bazıları ortalama yaşa çektiği için kadar öyle. İktidar yılı 1.1 yıl. İktidar ortalaması. On, ama orada 3-3.5 yıl falan süren şeyler var. Koalisyonlar Şu da var. var. Yani ee, 20 gün süren de var. İşte şey, e, hatta mesela azınlıkta olup da 1-1.5 yıl süren CHP'nin dışarıdan desteklediği evet. falan bir deneyim de var. Şimdi bu orada da bir aksılık var. Niye? Çünkü 28 Şubat dönemi yani darbe döneminde kurulan koalisyonları sanki normal dönemde hür iradeyle kurulmuş koalisyonlar gibi değerlendirirsek bir şey olmaz. O esas hükümet olması gerekenler hükümet yapılmayıp darbeyle devrilip yerine de mevcut partilerden habire koalisyonlar oluşturmaya çalışırsanız işte o kadar oluyor ama 99'da kurulan hükümet 2002'ye kadar gitti mesela. Yani normal Sayın Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği büyük bir basın toplantısı vardı. Altılı Masa liderleri de geldi Ankara'da. Jeremy Rifkin'in online olarak bağlandığı. O toplantıda var mıydınız Ankara'da? İstanbul'da. İstanbul'da. Pardon İstanbul'da özür dilerim. İstanbul'da, değil Ankara'da değil İstanbul'daydı. İstanbul'da. Biz sonra Jeremy Rifkin'i bir yerde görmedik. Size danışmanlık veriyordunuz, o, o da danışmanlık veriyordu anladığım kadarıyla. Yine profesyonel bir ilişki. Hı hı. Ne, ne verdi CHP'ye biliyor musunuz? Şimdi aslında orada da anons edilen eğer hükümet, yani daha doğrusu CHP altılı masa iktidar olursa Türkiye'nin bu Endüstri 4.0'a ve yeşil ekonomiye geçişi sürecinde danışmanlık verecekti. Fakat iktidar olmadan, bu konuda belki belli raporlar yazmıştır, onu bilmiyorum şimdi doğrusu. Hı hı. Çünkü benim çalışmalarımdan da diğer danışmanların haber olmuyor. Bunu hizmet özel şeyler yapıyoruz. Onu bilmiyorum Burada ama izole bir esas durum var orada yani. efendim. Orada izole bir durum var. İzole herkes için öyle ama yani. Anladım. Benim tamam. Ya şey, bilmediğim için soruyorum. Yani benim sunumlarım da böyle bütün danışmanlar ve bütün Anladım. parti görmüyor. AK Parti de öyleydi ayrıca yani. Onun bazı çalışmaları sadece Sayın Başbakan o dönemde sunardık. bazılarını MK üyeleri görürdü. Onun dışında MKK üyeleri görmezdi şey Dolayısıyla orada da yani o bilginin şeyini ürettiğinizin gizlilik seviyesine göre sunarsınız. Hı hı. O normal orada bir anormallik yok. Ama esas misyonu yani toplantıda anons edilen ve adamın yaptığı sunum, Rifkin'in yaptığı sunum Türkiye'nin bu Endüstri 4.0 dönüşümü Daha doğrusu bütün dünyada Endüstri 4.0 dönüşümünün anlamı ve ekonomiye geçişin anlamı üzerinde bir sunum yapmıştı. Hatırladığım kadarıyla. Ve Türkiye eğer yani hükümet olunsaydı o geç sürecinde zaten Rifkin'in şeyine baktığınızda özgeçmişine hem Çin'e hem Almanya'ya bu bahsettiğim dönüşümlerin gerçekleştirilmesi konusunda devlet düzeyinde danışmanlık, danışmanlık yapmış. yaptığı bankanın da battığı da o zaman tartışılmış. Finansal bir danışmanlıktan çok yani finans danışmanı değildi şeyde ama Almanya'ya ve Çin'e bu yeşil dönüşüm ve Endüstri 4.0 konusunda danışmanlık vermiş. Adama falmayın yani. Sayın Kılıçdaroğlu. <laughs> yok, yani değilim. dünyanın en büyük sosyal teorisyenlerinden biri. Aa, sayın Kılıçdaroğlu'nun en son yaptığı e, grup toplantısında gerekirse 16'lı masa kuracağım. Çıkışı çok konuşuldu. Sizce e, 6'lı masa yerine 16'lı masanın kurulması Sayın Kılıçdaroğlu için 2024 genel seçim, yerel seçimlerinde başarı getirir mi? Ee, benim gördüğüm şimdi şey e, Yerel seçimlerde böyle bir masanın kurulması imkansız. Niye? Çünkü her bir seçim çevresi müstakil seçimle yapıyor. Şimdi tüm milletvekilliğinde 87 seçim çevresi var. Cumhurbaşkanlığında tek seçim çevresi var. Yerel seçimlerde kaç seçim çevresi var? Binler. Yani 81'den başlıyor. Tabii tabii. İlçeleri, her bir ilçe, beldeleri... ilçeler, beldeler saydığınızda çok sayıda seçim evet. çevresi var. Ee, binin üzerinde yani beldeler falan da katarsanız binin üzerinde. Şimdi. Dolayısıyla aslında her bir seçim çevresi için oturulup özel konuşulması gerekiyor. Biz şimdi geçen seçimde mesela şey partiler bazı illerde, bazı seçim çevrelerinde öyle diyelim doğru kavramı işbirliği yaptılar. Onun dışındaki bazı seçim birçok seçim çevresinde de birbirleriyle rekabet evet. ettiler. Mesela Cumhur İttifakı için 30 civarında yerde bildiğim kadarıyla şey yaptılar, işbirliği yaptılar. Ama onun dışındaki yerlerde rekabet ettiler. Hatta MHP AK Parti'den 11 tane il belediyesini aldı. Şimdi bizim seçmenimiz de şöyle bir yanılgı var. Siyaseti az takip eden insanlarda. Yani her yerde bunlar ortaklar. Her yerde falan. Öyle değil yani. Bu işbirliklerini falan bazen abartıyoruz böyle. Kader birliği falan filan gibi. Hayır bir yerde yan ilde işbirliği yapıyor. Komşu ilde rekabet ediyor. Bu olabiliyor. Şimdi bu yerel seçimlerde de biz benzer bir şey göreceğiz. Aslında hmm. ittifak yerel seçim için çıkan bir şey değil, düzenleme evet. değil. Sadece milletvekili seçim için. Onun dışında de facto işbirlikleri yapılıyor. Evet. Şimdi önümüzdeki yerel seçimde hem muhalefet cephesi için hem iktidar cephesi için bazı seçim çevrelerinde tıpkı 2019'da olduğu gibi işbirliği yaptıklarını göreceğiz. Onun dışındaki başka iş seçim çevrelerinde de Peki, rekabet ettiklerini göreceğiz. Dolayısıyla bir, hani böyle bir masa, masa kurup değil de 16'lı masa kuracağım açıklaması bu seçime yönelik değil mi? Muhtemelen e değil. Mi muhtemelen değil. Onun seçimle ilgili bir şey söylediğini de düşünmüyorum. Orada bir şey işte parlamenter sistemi daha geniş işte, temel haklar, özgürlükler, demokrasi, hukuk devleti neyse o ihtar eleştirdikleri. O konuda ki Altılı Masa'nın kuruluş hikayesi de öyleydi. Aslında bir sistem eleştirisi üzerinden bu sistemi parlamenter benimsemeyen... Parlamenter sistemin hala alıcısının olduğunu düşünüyor musunuz? Seçmen düzeyinde var tabi var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verenlerin tamamı aynı zamanda parlamenter sistem isteyen seçmenler. Yani toplumun yarısı aşağı yukarı dolayısıyla. Hala o şeydeki... E, Sayın Kılıçdaroğlu parlamenter sistem için mi oy verdiler? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşıtlığından oluşan 2011, bir blok nedeniyle mi oy verdiler? 2017'de bu 48.5'a 51.5 dengesi oluşmuştu. Aşağı yukarı o tablo hala devam ediyor. Ee, dolayısıyla o günden muhalefetin konsolide olmasının şeyine, tarihçesine baktığınızda 2017 referandumudur. Orada referan, şeyde, muhalefet ilk kez birleşti ve e, iktidar, iktidar bloku da o zaman oluştu. Ondan yani önce 2028, tek başına bir AK Parti var. 2028 genel seçimlerine de giderken e, muhalefet blokundan güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi bir vaat duyabilir miyiz? Şimdiden bilmeye imkan yok yani falcılık Ama, yapmak olur onu onu bilemeyiz. Hala Ama, olabilir mi diyorsunuz? Yani? Şu, Şimdi e, 2017'den bu tarafa yani son 6 yıldır aslında e, 2017 referandumunda hayır oyu veren seçmenler zaten dedim ya ilk kez birleşik muhalefet 2017 referandumunda ortaya çıktı. İktidar bloku dediğimiz şey de ilk kez orada oluştu. Ondan evet. önce tek başına AK Parti var. AK Parti iktidar dediğiniz şey AK Parti'den evet. şekil. Ama 2017 referandumundan itibaren bir blok oluştu. Evet. AK Parti'nin oyları tek başına yetmedi. Önce MHP, Büyük Birlik, daha sonra işte bir şey e, şu an e, çok partili bir şey blok oluştu. Dolayısıyla iki blok var. Bunlardan biri şey başkanlık sistemi mevcut sistem içerisinde yürümenin Türkiye'sinden daha doğru olacağını düşünüyor. Öbürler de sistemi değiştirmenin. Ama bu şey oranlar azaldı ya da artmadı. Aşağı yukarı aynı oran devam ediyor. Dolayısıyla toplum ikiye bölünmüş durumda. Aşağı yukarı bunun farkıyla şey önde Cumhurbaşkanlığı sistemini savunanlar önde. Ama öbür seçmen kitlesi duruyor. Onlar evet evet en doğrusu başkanlık sistemiymiş. Biz şimdi anladık gerçeği gördük falan demediler. Yani bu seçimde de yine başkanlık sistemini değiştirmekten bahseden partilere bloko oy verdiler. İttifaka oy verdiler daha doğrusu. Ya da onun ortak adayına oy verdiler o partiler o, oy vermeseler başı bile ikisi daha şeyde ı, ittifakta öyle bir söylem var mıydı efendim? bilmiyorum da HDP'nin başını çektiği ittifakta, tabii tabii onlar da parlamenter sistemden yanalı çok net bir biçimde söylediler Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan bir tanesi de eee yani şehir dışında daha kırsal kesimde e, oy alamamasına gerekçi olarak e, efendim çiftçiye 500 lira veriyorlar o da yetiyor. E, bir zorluk çekmiyor bir de TRT izliyor biz onlara kendi derdimizi anlatamadık dedi. Buna katılıyor musunuz? Birkaç nedene indirilemez tabii ama şey çünkü şimdi çok net bir şey var. Ee, bir ya da iki sandık bulunan seçim çevreleri. Ki bunlar köyler ya da mezralar. Ee, çünkü onun dışında, belde vesaire de falan ikiden fazla sandık var. Evet. Üç ya da daha fazla sandık bulunan yerler de Sayın Kılıçdaroğlu bunun farkıyla önde. Hı hı. Ama ıı, arada 2,5 milyon oy farkı var biliyorsunuz. 2,5 milyonun 2 milyon 250 bini bir ya da iki sandıklı seçim çevrelerinde ortaya çıktı. Orada ıı, Sayın Erdoğan 5 milyonun biraz üzerinde Sayın Kılıçdaroğlu da işte 2,5 milyon falan 2 2, 2, 2, 2, 3 milyona yakın bir oy aldı. Toplam 2 milyon 300 bin oy farkı var. Yani o 2,5 milyonun 2 milyon 300 bini bir ya iki sandıklı seçim çevrelerinden geliyor. Geri kalan kısmı da yurt dışından geliyor. Şimdi öyle olunca şeyin muhalefetin dikkati oraya yoğunlaştı. biz buraya niye ulaşamadık diye. muhtemelen ikiden fazla sebebi vardır. yani siyasal kimlik, kültürle ilgili nedenleri de vardır. o 100 yıllık, 150 yıllık tarihsel şeyin çatışmanın da etkileri kırda şey daha hakimdir. Evet, sadece TRT'nin izleniyor olması, diğer kanalların gitmiyor olması ya da sosyal medyayı o insanların daha az kullanıyor olmasında etkisi vardır. Ee, oradaki şey ataerkil yapının işte belki şeyin kadınların oy vermemesi hatta birçok yerde seçmen bile oy vermiyor doğrudan muhtar herkes adına oy veriyor. Nereden biliyoruz? Çünkü oy kullanması gereken herkes oy kullanmış ve tek bir partiye ve tek bir adaya oy çıkmış. Böyle binlerce sandık var. Bundan önceki birçok seçimde de bu seçimde de öyle. Dolayısıyla bir sürü faktör var. Tek iki faktöre indirgenemez. Ama bir realite var. 2,5 milyon oyun büyük çoğunluğu bir ya da iki sandıklı seçim çevrelerinden geldi. dolayısıyla muhalefetin o şeylere, seçim çevrelerine ulaşmak konusunda çok Ama büyük bir randikap oldu. Ama bir söylem değil mi? Yok değil. İşte orada şey, belki beş, şey o 500, 500 bin lira yardım falan şey olabilir. Ee, o bir ama TRT izliyor olmaları, diğer kanalları izlemiyor olmaları bir şey değil çünkü işte yayın sistemleri nedeniyle izlemiyorlar. Ee, uyduları yok, çana kanten falan yok. İşte karasal yayın yapan TRT olduğu için karasal yayınla izliyor Köylerde falan. Köylerde karasal yayından daha kolaydır uyduyla da takip etmek. Biraz parayla ilgili bir şey çünkü şey evet, almanız gerekiyor. Şana kanten falan almanız gerekiyor. Yani. O verici sistemler o dağlık arazide pek yaygın olmadığı için uydudan daha çok görüntü alınır. Bir de Artık Kaçınma Türkiye'de izlemiyor pek izlemiyor, yok izlenmiyor. Elimde veri yok. Onu bilemem yani ya. Dörtgenin ulaşmadığı köy neredeyse yok. Ama bu şey yani yadırsa. aşağılayan bir şey değil. Sonunda hani teknolojiyle ilgili bir şey ama o 500 bin lira için falan bu konuşulabilir belki. Genel riskine ulaşan teknoloji köylere de ulaştı bizde de. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun okuması bilmiyorum. Çok tepki topladı yani. Ee, olabilir. olabilir. Zaten yani bir şey e, Muhalefetin komple o şeye kırsal alana ulaşamadığı seçim sonuçlarından net biçimde anlaşılıyor. Peki siz kendinizi başarılı buluyor musunuz? Benim başarılı bulup bulmamam önemli değil. Müşterinin başarılı bulup bulmaması önemli. Yani 3 yıla yakın benimle çalışıldığı için ve şey yani muhtemelen müşteri memnuniyeti vardı. Ben dedim ya bir danışmanın kendi kendini başarılı. Yer sizin için daha kez öyle. Kendinizi başarılı bulmanızın anlamı yok. Müşterilerinizin sizi sevmesi, izler kitlenin sevmesi gerekiyor. Yoksa çok doğru işler yapıyor olmanız, çok doğru şeyler, formatlar buluyor olmanızın anlamı yok. Ee, biz sizin işinizde de benim işimde de e, müşterinin sizi beğenmesi gerekiyor. E, kendiliğinden bir başarı falan söz konusu değil. Ben orada müşteri memnuniyetine bakıyorum. Bana yansıyan bir şikayet olmadı. E, dolayısıyla yani müşterim memnunsa e, işlemi yerine getirmişim diye düşünüyorum. 2024 e, yerel seçimlerinde şu an için konuşmak biraz erken olabilir ama 2023 genel seçimleriyle ilgili de bir yıl önceden yaptığınız öngörüler var. Kehanetler var. Hı -hı. Kehanet demeyelim de öngörüler var ve projeksiyonlar var. Hı -hı. Şu anki konjektürde baktığınız ve muhalefetin siyasal iklimini değerlendirdiğiniz zaman Ankara, İstanbul, Adana, Mersin başta olmak üzere, Antalya başta olmak üzere bu illerdeki uh, olası değişimler veya işte oy yönelimlerini Ald, göz önüne aldığınızda nasıl bir manzara görüyorsunuz? İktidarın avantajlar var. Niye? Biz daha önce benzer bir şey yaşadık. 2002'de Ak Parti tek başına iktidar oldu. 2004'te yerel seçimler oldu. Ee, bir buçuk yıldı vardı. Şimdi bir, bir buçuk yıldan biraz kısa bir süre var. Yani 2002 ile 2004 yer iki yıl gibi görünüyor ama aslında bir buçuk yılda. Niye? Kasım Mart şey Kasım'da iş başına geldi Ak Parti. Mart'ta seçimler oldu. Bir buçuk yıl geçti. Ve vatandaş yerel seçimlerde olduğu gibi AK Parti'ye verdi. Hatta bazı iller var ki AK Parti ilk kez 2004'te aldı bir de ondan sonra alamadı belediyeler orada. Şimdi bu tür dönemlerde yani bir seçimde bunun bir istisnası var o da hangisi? 2018 genel seçimleri, 2019 yerel seçimleri. Arada ne oldu 2018-2019 arasında? İktidara gelindikten bir ay sonra Ray Branson krizi nedeniyle ekonomik kriz çıktı. 8 ay, 9 ay insanlar bir ekonomik kriz altında yaşadılar ve yerel seçimlerde AK Parti cezalandırdılar. Benzer bir yerel seçimlerde cezalandırma olgusu 2009 yerel seçimlerinde de var. 2009 ve 2019'da seçmen AK Parti cezalandırdı. 2004'te ise yerel seçimlerde seçmen AK Parti'yi ödüllendirdi. Şimdi 2024'te AK Parti'nin cezalandırılacağını ya da ödüllendirileceğini belirleyecek faktör benim gördüğüm yine bu süreçteki özellikle ekonomi alanındaki performansı olacak. Evet. Benim gördüğüm Sayın Cumhurbaşkanı da bunu gördüğü için şeyinden ısrarından vazgeçti ve yeniden geleneksel, konvansiyonel ekonomi teorilerini kullanan bir ekibi yeniden iş başına getirdi. 2009'da ya da 2019'da yaşadığını tekrar yaşamak istemiyor. Eğer şu dönemde vatandaş memnuniyeti yaratmayı başarırsa 2004'teki gibi seçmen şu şeyle e, merkezi hükümetle yerel hükümetleri bir yerel yönetimler birbirine eşitleyebiliyor. Peki muhalefetin bu parçalı yapısı bu da nasıl bir rol oynayacak? 2009'da muhalefet paramparçaydı yine muhalefete verdi. O seçmen cezalandırmak istediğinde cezalandırıyor. O şey illa ittifak kompozisyonu ile ilgili bir şey değil. Ama 2010, 2009'da yine İstanbul AK Parti'deydi, Ankara'da AK Parti'deydi. Ama biz şey o, Bireyden, o, o, bu 47'den 38'e düştü. Yani 9 evet. puan da kaybetti. Ee, çok başarılı belediye başkanları ucu ucuna seçilebildiler. Evet. AK Parti onu gördü. 2009'dan sonra çok sıkı bir ekonomi politikası uyguladı. 2011'e gelindiğinde bu sefer şov yaparak rekabetsiz seçimi kazanmıştı. Şimdi AK Parti öğrenen ve ders çıkaran bir şeye sahip. E, kurumsal kültüre sahip. Benim gördüğüm 2018-2019 arasındaki deneyimi unutmadı. Onu hafızasına kaydetti. Şimdi aynı hatayı yapmak istemiyor. 2023-2024 arasında. Dedim ya başarılı olursa bu süreç içerisinde, yani vatandaş memnuniyetini sağlarsa, bugünkü bana göre başarılı oluyorsun. bugün seçim olsa mesela, bugünkü havayı nasıl oluyorsunuz Bugünkü havada benim gördüğüm seçmen hala bir şey, yani bu 2020, yani bunlar bir ay önceki sonuçlar netice devam ediyor. Dolayısıyla bir bugün ay önceki... rüzgar var şu anda. O kadar bir şey bir rüzgar yok. Hayır henüz rüzgar arkaslanmadı Rüzgar arkasına alıp almayacağı bence önümüzdeki dönemdeki başarısına bağlı. Seçmen ama gözlüyor. Durdu, sustu, bekliyorum dedi. Yani sana bir avans verdim dedi. rüzgardan kastım şu. Belki iktidar tarafında böyle çok sert bir şekilde yelkenleri doldurmuyor ama muhalefet tarafında fırtına şeklinde. Muhalefette bir sorun var ama muhalefetin kendi içinde yaşadığı sorunlar iktidara böyle büyük bir oy dönüşü olarak henüz yansımadı. Onu anlatmaya çalışıyorum. 2018'de de öyle olmuş yani. Yarış kazandı. İlk turda bütün hedeflerini gerçekleştirdi. Fakat bir ay sonra dalgalanma başladı. Seçmen durdu ve o günden sonra düzenli olarak oy kaybetti. 19'a gelindiğinde de belediyeleri kaybetti. Şimdi bizim seçmen... seçmenin bir kısmı... 2019'da AK Parti İstanbul'u aldığı en yüksek boy ulaşmıştı ama işte o blok kazandı. kazandı. Yani evet. önemli olan sonunda kazanıp kazanmadı. Kazanma sonucunda değil de karşıda birleşme sonucunda kazandı. Bir yok. Kazanma. 2018'de bakın referandumda İstanbul'da hayır çıktı. Cumhurbaşkanlığında 150 50'ye 50 çıktı. İlk turda belediye başkanlığında yine eşit çıktı. Çok büyük durum farkıyla şey kazandı. 12 bin. On, 13 bin civarında bir oy Ekrem İmamoğlu öndeydi. Sonra bir siyaset dışı müdahale geldi seçmen eğilimler tercihlerine ve o sıra dışı bir reaksiyon verdi seçmen. Bu seçimde İstanbul'da yine şey Sayın Erdoğan geride bitirdi. 2 puan geride bitirdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani baktığınızda İstanbul 2018'den daha iyi durumda değil. Bütün bunlara rağmen. Niye? Çünkü 2018'de %50'ye %50 iken İstanbul'dan muhalefetle Sayın Erdoğan aldı oylar. Şimdi 2 puan geride. Dolayısıyla İstanbul'da hala iktidar açısından bir risk var mı var? Fakat önümüzdeki süreçte iktidar 2002-2004 arasında olduğu gibi bir restorasyona girişir. Muhalefet de şimdiki dağınıklığıyla dağınıklığı devam ederse avantajlı olur. Tersi olursa 2018-2019 arası gibi vatandaşın şikayetleri artarsa, muhalefet de organize olabilirse o zaman tersi olur. O yüzden hani şimdiden bir tahminde bulun prensipleri belli. Seçmen neye göre, hangi durumda nasıl reaksiyonu verdiği belli. Onları biliyoruz. Koşulların ne olacağına baktığı bakınca tahmin de yapabiliriz. Şu an için koşulları bilmiyoruz. Yani hükümet mesela ekonomide bir vatandaş memnuniyeti yaratabilecek mi, yaratamayacak mı? Bu önümüzdeki süreç içerisinde Kesinlikle, göreceğiz. Beraber göreceğiz zaten. İstanbul evet. demişken sizin de yakın zamanda yorum yaptığınız bir konu var. Sayın İmamoğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik mücadelesi dersem adını koymuş olurum. Henüz mücadele ee, başlamadı ama bir, bir şey her ikisinin de aynı pozisyonu istediğini yani görüyoruz. Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu arasında e, olası bir genel başkanlık yarışını şey görüyor musunuz? İhtimal dahilinde görüyor musunuz? Bu henüz için bu şey ortaya çıkmadı. Bu durum ortaya çıkmadı. Zaten o yüzden aralarında bir sürekli ziyaret e, ve diyalog var. E, bence müzakere ediyorlar henüz. Müzakere Neyi devam müzakere ediyorlar ne yapmalıyız, ne etmeliyiz? Kim hangi pozisyonda durmalı? Mesela tarih ne olmalı? Bu konuda ben ikisinin aynı fikirde olduğunu zannetmiyorum. Ee, Sayın İmamoğlu ne istiyor? Sayın Kılıçdaroğlu Sayın İmamoğlu açısından doğru olan bence yani ben bunu bizzat kendisinden duymuş değilim. Sadece akıl yürüterek söylüyorum. Ee, şeyden sonra yerel seçimlerden sonra CHP kongresinin yapılması e, İmamoğlu açısından daha doğru. Niye? Çünkü o zaman İstanbul'u bırakmak, belediye başkanlığından istifa etmek, zorunda kalmaz. Artı İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olabilir. Aksi takdirde olamaz. Ee, o yüzden de Sayın İmamoğlu açısından doğru olan doğru tarih, doğru zamanlama e, yerel seçimden sonraki bir tarih. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun itirazı da şu biz bu dağınıklığımızla yerel seçimde başarılı olamayız. O yüzden önce kongrede yenilenmeliyiz ve yenilenmiş halimizle o yerel seçimlere gitmeliyiz ki başarılı olabilelim. Onlar gün benim gördüğüm bunun üzerinden bir tartışma yürüyor şu an. Müzakere yürüyor daha doğrusu. Ee, ve her iki taraf da o müzakereyi anlamlı buldukları için ipler kopmadı. Yani e, mesela olağanüstü kongre çağrısını şu ana kadar hiç kimse yapmadı. Böyle bir deneyim ya da girişimde kimse bulunmadı. Ama Sayın İmamoğlu değişimden bahsediyor her açıklamasında. Kılıçdaroğlu da bahsediyor. Yani o da değiştireceğim diyor. Nitekim değiştirerek başladı. Yani değişim eğer kadroyu değiştirmekse. E, şimdi o yüzden de değişimden ben mesela o açıdan da yaptığım yorumlarda şeyi söyledim. Bu değişimin içeriğinin yani değişimden neyin kastedildiğinin anlaşılması lazım. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu MYK'yı değiştirdi mi? Değiştirdi. Parti Sen değiştiremiyor. Bu değişimleri kastettiğini düşünmek çok toz pembe değil mi? Efendim? Çok toz pembe bir düşünce değil mi Sayın İmamoğlu? Sadece MYK'yı, sadece danışmanlığı... Neyi sadece... kastediyor? Onu bilmediğim için sordum ben dedim. Yani neyi kastettiğinizi açıklayın. Mesela CHP'nin ideolojik formasyonunu değiştirmeyi düşünüyor mu mesela? Politikalarını mı değiştirmeyi öneriyor? Yani Tony Blair gibi üçüncü yol diye bir politikayla mı öne çıkacak? Çıkacaksa onu ne zaman açıklayacak? Şimdi mesela bu tartışmalar başladığında yine söylediğim şey vardı. Belki notlarınız arasında vardır. Yani şimdi İngiltere'de İşçi Partisi'nde bir değişim oldu. Ne zaman? Tony Blair'la oldu. Üçüncü yol diye bir argü şeyle çıktı. Yeni politikalar demetiyle. Ve İşçi Partisi iktidara geldi. Sonrasında Tony Blair gitti. Arkasından bu dördüncü ya da beşinci başkan. iş Partisi dört ya da beş kere genel başkan değiştirdi. Ve fakat İş Partisi iktidara gelemedi. Dolayısıyla genel başkanı değiştirmek değişim olarak algılanmayabilir seçmenlerde. Değişimden kastedilen şey partiye format atacak mısınız? Sadece yüzler, isimler anlamında, person anlamında değil. ideolojik, politikalar, ideolojik formasyon vesaire vesaire anlamında da. Ee, yoksa sadece yani genel başkanı ve kadrolarımı değiştireceksiniz yani. Sen Kılıçdaroğlu'nun e, istifası ne çok ciddi bir talep var muhalif kanatta. Yani bunu biz sosyal medyada da görüyoruz. Hı. İşte verilen demeçlerde de görüyoruz. Eski Cumhuriyet Halk Partisi isimlerin yaptığı açıklamalarda da görüyoruz. Bu e, eleştiriler altına Sen Kılıçdaroğlu sadece çevresindeki danışma heyetini değiştirerek 2024 yerel seçimlerine giderken o e, yarışa 1-0 geride başlamıyor mu? Şimdi şeyde Kongrede neyin ne kadar değişeceğini de bilmiyoruz. Yani bu mesela, havadan bahsediyorum ben. Şu, şu ana kadar açıklanan gelemezsin. hiçbir şey olmadığı için, o yüzden yani şu an şu an açık olanlar, işte bütün danışmanların görevden alınması, mevkandan değiştirilmesi. Onlar mevcut durumla ilgili. Kongrede kongre ile ilgili şeyler değil. Kongreye giderken mesela tüzük değişecek mi? Parti tüzüğü? Parti programında değişiklik önerileri olacak mı? Şey parti meclisi ne ölçüde değişecek? Bu değişecek de bu değişim yani zaten birbirinin aynısı olan insanların sadece isim değişikliği mi olacak yoksa hayata, siyasete farklı bakan şey, farklı geleneklerden gelen insanlarla mı olacak? Şimdi bunların hiçbirini ne gördük, ne de bu konuda yani üç tane potansiyel aday var. Hiçbiri bir açıklama yapmadı. Yani biz ne sayın İmamoğlu'nun, ne sayın Özgür Özel'in, ne de sayın Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'den bu değişimden neyi kastettiğini bilmiyoruz. Çünkü açıklamadılar. Açıkladıklarında bu gerçek bir değişim midir değil midir bunu öğreneceğiz. Şimdi sadece bir değişim olması gerektiğini herkes yazıp çiziyor. Ben de diyorum ki bu değişimi tanımlamanız lazım. Yani tanımlamadığınız zaman Tony Blair'in yaptığı gibi. O zaman bu seçmende arzu edilen yani değişim yaptık dediğinizde seçmen bunu bir değişim olarak algılamayabilir. Onun için bu değişimin ne olduğunu anlatmaya başlamanız lazım. Kim anlatacak? Anlatırlar mı? Anlatmadan yoksa bundan önceki kurultaylar gibi bir kurultay mı olur? Onu da yine birlikte göreceğiz. Çünkü bu konuda hiç kimse henüz üzerine açıklamadı. o yüzden şu an bilmiyoruz yani. Bilgi eksiğimiz var. 7 ay önce yaptığınız bir açıklama var. Diyorsunuz ki siyasete çok yakın görünenler sert kopuşlar yaşayabiliyor. Erdoğan, Erbakan veya Erdoğan Davutoğlu gibi. Kılıçdaroğlu İmamoğlu arasında bir kopuş yaşanması ise pek mümkün değil. İkisi de risk altına ve birbirlerine ihtiyaçları var. İktidar onları kader birliği yapmaya zorluyor açıklamanız var. Aynı durum, aynı görüşlerimiz. Tabii hala o yüzden şey, mesela niye olağanüstü kongre isteyemedi? Süreç başlatamadı ve görüşmeye devam ediyorlar. Niye o kader birliği yapmak durumdalar? Nereden kaynaklanıyor kader birliği? Yaklaşan seçimler, hmm. yargısal süreçler ve karşıda çok güçlü bir rekabetin olması, rakibin olması. Yine 21 Eylül 2022 tarihinde doğuda CHP'ye rekor bir ilgi var. İktidarın hamleleri ters yapıyor açık konuşsunu bulunuyorsunuz. Mehmet doğuda çok büyük bir başarı elde edemedi. Yo şimdi birden üçe çıktığınızda oyunuz yüzde %360 oluyor. Şey <laughs> öyle düşünmeyin. Öyle e, düşünme tabii öyle tabii. Düşünme. Öyle düşünmek lazım. Çünkü bazınız önemli. Ama, Ama Ak Parti Ak Parti'nin oranlarına bakın. Şey yapmıyor. Hayır hayır. Şimdi taşımıyor. E, şimdi taşımıyor tabii ki. O ayrı bir şey. Evet. Ama CHP ilk kez doğuda, güneydoğuda seçmenlerle temas etti, e, derdini anlattı ve oyların almayı 30 başardı. 30 Mart 2023 tarihinde yani ilk turdan yok ilk turdan önce seçim yarışı ikinci tura kalırsa kafa kafaya geçer. şeklinde bir açıklamanız var. İlk turda da aslında kafa kafaya geçti benim gördüğüm. İkinci Çünkü turda. ikinci turda da şey eee tabii açık. O transferler vesaireler falan dengeleri değiştirdi biraz. şey ama 52,5'a 47,5. Evet 5 puanlık fark var. Şimdi fark orada bir, iki adaylık yarışlarda şöyle bir şey var. Aslında gerçek fark 2,5 puan yani. 2,5 puan bir taraftan öbür tarafa geçtiğinde eşitleniyor. Bir puan bir taraftan öbür tarafa gittiğinde 2 puanlık etki yaratıyor. Şimdi ama transferler falan tabii bir şeyin benim gördüğüm siyasetin etkilerini Son dakikaları girdiğimiz olurdu. için cümle cümle almak istiyorum sizden kısa kısa. Hı hı. Ee, Sayın Akşener masaya nasıl döndü? Tehdit edildi mi? Hayır seçmenden tepkiler aldı. Olumsuz, çok olumsuz tepkiler aldı. Sizin de bir açıklamanız var. Ee, tamam buraya kadar deme olasılığı da var. Bu olasılık sıfırdır diyemem. Bunun siyasal bir maliyeti de vardır. Hatta bu var, evet. açıklamanız Balcı'nın sopa göstermek tehdit gibi algılandı o zaman. Bunu, bunu söyleyen Sayın Akşener'di. Masayı devren masanın altında kalır diyen ilk kişi Sayın Akşener farkındaydı. Ona rağmen yaptı. Nitekim 12'den 7.5'a düştü. Oy oranları 5 puan yani. 12'den 7.5'a düşmek korkunç bir şey. Sonra o 2 aylık süreçte tekrar anca 9'a kadar çıktı. 9.5'a kadar. Yani 3 puanlık bir maliyeti oldu. Onun. Bu hafta sonu Sayın Akşener'in kurultayı var, kongresi var. O kongre ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrı hareket etmek kararı demeçleri vereceği söylentileri de konuşuluyor. Böyle bir şey bekliyor musunuz? Zaten ayrı hareket ediyorlar. O yüzden yeni bir şey olmaz Yo, benim tamamen. gördüğüm seçimler yani, sonra. Genel seçimde kendi adaylarını çıkartmak ve e, ayrı bir politik çizgi izlemek. Çünkü kendilerinin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir arada yürüyerek oy kaybettiğine yönelik de parti, evet, ciddi parti eleştiriler içerisinde eleştiriler var. Evet, doğru. Haklısınız. Ee, bu eleştiriler başından beri vardı. Yani biz masada olmamalıyız şeklinde. Ee, şimdi onun da bir siyasi aritmetiğe bağlı. Bu aritmetiği iyi yapmalı hesaplamaları gerekiyor. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yürüdükleri için oy kayb kaybı yaşadılar mı? Hayır. Tartıştıkları için yaşadılar. Birlikte yol yürüdüklerinde 15 puanları çok rahat görmüşlerdi. Hatta 15 puan üzerine çıktığı zamanlar oldu. İyi Parti birkaç kere oy kaybetti. İlk oy kaybı bu küfür hadisesinden sonradır. O, o ay 17'leri görmüştü. Küfür hadisesinden sonra 13'lere falan geldi. Şehit devredi. yakınına evet, küfür, küfür hadisesi. Ee, 13'lere düştü. Sonra toparladı. 14-15 aralığına geldi. Fakat televizyon kameraları önünde ortağıyla tartışmaya başladıktan sonra 12'lere inmişti. 12 12.5 aralığına. Arkasından masayı dağıttığında 7.5'a indi. En sonunda işte seçimde 9.5'la kapattı. Masa dağıtılmasından sonra yaptığınız açıklamadaysa, eee, uçak türbülansa girdi 12 Mart 2023 tarihinde. ve türbülansdan çıktı yoluna devam etti. Yani türbülansa girince uçak içerisinde dengeler değişmiyor. Onun gibi düşünün. E, şeklinde aslında her şeyin aynı devam ettiğine ilişkin bir A, devam İyi Parti var. oy kaybetti ama sonunda e, şey süreç olduğu gibi devam etti yani orada bir şey olmadı sonda masa birlik bütünlük içerisinde seçime Tam girdi ortada bir kayıp var o evet bir kayıp oldu oy kaybı oldu ve Zavallı. o aydan itibaren şey arttı e, işte, e, zafer partisi memleket partisi gibi partiler büyüdü o türbülans e, şey oyların bir kısmının oraya gitmesine neden oldu pekala. Sordum, sormadığım soru var mı diye ıı, bakmaya çalışıyorum ama yok gibi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hızlı bir ikinci tur oldu. Efendim, bu akşam konu ıı, siyasal araştırmacı mı diyelim? Ne diyelim? Evet, hepsini yaptığımız için sorun değil Uzman mı diyelim? Evet. Onu da yapıyoruz. Tamam, onu da diyelim. <laughs> evet. Hepsini siz akademisyenin de işin içerisinde katın efendim. Doktor Sayın İbrahim Usuydu, akımdan geçenleri, sizden gelenleri ve değerli ekibimizin hazırlıklarını kendisine sormaya çalıştım. Büyük oranda da sordum efendim. Artık ne kadar cevap aldık, ne kadar sorabildim. O da sizin takdirinizdir. Ne demiştik? Müşteri memnuniyeti esastır. Onu da biz Öyle, Onların takdiri. Önümüzdeki hafta bir başka konuda ve bir başka konukla yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Sorularımızın bazıları hoşunuza gitmeyebilir.